Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar nasıl çalışılır serimize geldik ikinci dereceden eşitsizlikler nasıl çalışılır konusuna arkadaşlar bu konuda şöyle bir detay var şimdi bu konu aslında birbirine bağlı olan bazı konuların dibi nedir bunlar işte ikinci dereceden denklemler hatta birinci dereceden eşitsizlikler ikinci dereceden denklemler parabol fonksiyon ve ikinci dereceden eşitsizlikler yani Önceki saydığım tüm konuların içindeki mevzular bu konunun içinde çıkabiliyor. O yüzden şöyle bir olay var. Parabol ya bu konudan önce çıkıyor ya da parabol bu konudan sonra yani ya bu bileşik konuların sonuncusu parabol oluyor ya da ikinci dereceden eşitsizlikler oluyor. Ama birbirinin içinde konularının soruları var. Peki hocam hangisini önce çalışayım? Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hangisini önce çalışarsanız çalışın. Parabol soruların içinde ikinci dereceden eşitsizlikler var. İkinci dereceden eşitsizlikler sorularının içinde parabol var. O yüzden benim şöyle bir çözümüm var buna. Gelin önce bir bu kanalda bu konu nasıl çalışılır hem bundan bahsedelim hem de bu söylediğimin de cevabını vermiş olayım. Ana sayfaya geldiğinizde oynatma listelerine tıklıyorsunuz. Oynatma listelerine tıkladığınızda karşınıza TYT AYT Matematik Geometri Yeni Nesil Konu Anlatımı Soru Çözümü olduğu 5 tane oynatma listesi var. Buradaki bakın AYT Matematik Yeni Konu Anlatımı'nı kenara çekiyorum. Bir de AYT XYZ Matematik Yeni Soru Bankası'nı kenara çekiyorum. Sonra zaten buradaki belli bir sıramız var. Parabol konusunu yaptın. Yaptın. Buradaki konu altımına göre gidiyorsun. Parabol konusunu yaptın. Veya diğer taraftan gitmek istiyorsun. O yönden de sıkıntı yok. Soru bankasına tam tersi gittim. Bakın soru bankasında tam tersi gittim. Tam tersinden kastım. Önce eşitsizlik anlattım sonra parabol. Konu anlatımında önce parabol sonra eşitsizlik. Eğer sen realde gerçek hayatta ki bana sorarsan buradaki konu altıma sırası daha doğrudur. Yani parabol sonra eşitsizlik daha normal. Ama yine sıkıntı yok tekrar söylüyorum. Sen hangisine gitmek istiyorsan konu altım kısmında ben bu şekilde gitmişim. Soru bankası yani soru çözümü kısmında diğer türlü gittim. Hiç sorun değil tekrar tekrar söylüyorum. Peki hocam ben ne yapayım diyorsun şu an değil mi? Senin yapacağın işlem. Adım adım anlatıyorum. Bir geliyorsun zaten parabola kadar tüm konuları bitirdin. Son konu olarak son konuna kastım. Logaritmadan önceki son konu olarak ikinci derece eşitsizlikleri çalıştır. Diyelim ki parabolden sonra geldim buraya. O yüzden normalde bir bu taraf bir x, y, z test ediyorum ya öyle gitmeyeceğim. Peki hocam ikinci dereceden eşitsizlikleri çalıştırıp bitirdim. Harika. Cebime attım burayı. Sonra geliyorsun buradaki ikinci dereceden eşitsizlikler kaya sorular. Yani 30 tane temel soruyu çözüyorsun. Normal şartlarda diğer tarafa gidip x, y, z testlerindeki x ve y testlerini çözmen lazımdı. Ama burada parabol dahil değil mesela. O yüzden o yüzden yakçı parabolu dahil yine çözebilirsiniz. Dayan, yine çözebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yine çözebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ondan sonra hocam geliyorsun buraya. x'ye yani temel testleri, sarı testleri çözüyorsun. Temel testleri. Sonra ikinci dereceden eşitsizlik 4 olan yani Z testlerine ileri test seviyelerini çözüyorsun. En son geliyorsun buraya. Buradaki orta ve ileri soru çözümü olan elit soruları çözüyorsun. Ve de bu mevzuyu burada bitiriyorsun arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar bu konular hepsi birbirine iç içe geçmiş konulardır. O yüzden şurada mesela buradaki parabol soruların içinde ikinci derece eşitsizlikler vardır. Ama buradaki parabol sorularında ikinci derece eşitsizlikler yoktur. Ama ikinci derece eşitsizliklerin içinde burada parabol vardır. Burada da ikinci derece eşitsizliklerin içinde parabol yoktur. Umarım dediğim şey anlaşılmıştır diyoruz Durum. Ve toplam ben size burada kaç soru vaat etmişim veya vermişim? Tek pdf var zaten. 70 soru burada. 100 hocam. 30 soru burada. 120 burada. 120. Emin olun ki 50 soru falan burada var. 120, 170. Toplam 170 tane soru var. 2 saat, 3 saat, 4 saat burası. 5, 6 toplamda 7 saatte bitebilecek bir konu. Yani minimum, minimum 3 günde bitebilecek bir konu diyoruz arkadaşlar. Ve bu kanalda bu şekilde çalışacağız. Daha sonra logaritma şeklinde devam edeceğiz. Zaten fazla da bir konumuz kalmadı. Nasıl çalışırız serisinde artık yamaçtan sonuna geliyoruz diyelim. Edeyim. Bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.